Ben espri yap, daha iyisini yaparsın. Hemşeri saygısın. Cevzacında ne varsa buraya getirdim. Yalnız şeyi getirdi başkan. Leteyi getirdi. Evet, yedim o akşam. Afiyet olsun. Yedim de genel başkanımıza ne yaptım, afiyet olsun. Şimdi neler yiyeceğiz onu bilmiyorum. Yesin, daha çok şeref yesin. Sağlığınız nasıl, iyi mi? İyi, Allah'a şükür. Sizin nasıl? İşte bu hastalıklar çoğaldı yine. Çoğaldı ama. İşte. Allah korusun. İlla biz şey etmedi, bize gelmedi Allah'a şükür. İnşallah gelmez. Dualarımızın ismi göz örmediğine gelmedi. Tabii. Şu da benim annem. Teyzemiz, iyi misiniz? Evet. Annem benim. Kına işini halletmemiş. Sağ olun aşkım, sağ olun. Yok, o kına bizde geçme, bitmez yani. O kınalar elimize gelmiyor. Evet, evet. Öyle. Tarafa gelin istersiniz. Sen daha ne yapayım, nasılsın, hanım nasıl, çoluğun çocuğun nasıl? Hanım da iyi, valla çok. Kaç tane çocuğun var senin? 3 tane. He, oğlan kız? İki kız bir oğlan. Oo, maşallah maşallah. Bir tane de torunum var. Ey Allah, oğlandan mı? Yok, kızdan, büyük kızdan. Benim de torunlarım var. Ne yapıyorsunuz, iyisiniz Allah'a şükür. Muradım sen değilsin. Allah daha iyisin. İşte hepimiz kaç çocuk var? Benim 6 tane. Maşallah. 5 kız, 1 oğlan. Oğlan küçük. En küçüğü. En küçüğü. Bir tane hastam var, ablasına bıraktım. Şimdi durmaz diye burada. Ablasında. 4'ü de evli yani. Güzel. Başkanım işte. Torun sayısı? Torunum vallahi 10 tane mi var? Dur bakayım. Maşallah, maşallah. 10 tane var. 10 tane. Kızlardan var, oğlumdan daha yok. Dur bakalım da. Oğlanı da işte 30. En küçüğü diyorsun. 34 yaşında işte şey başkanım. Evet. Şeyle burada bir güzel bir kız ayarlayayım. Neyse, işi bize de havale etti. Belediye başkanı bir görevde o, genel başkanı. Yapacağız, arayacağız. Arayıp bulacaksınız valla. Arayıp bulacaksınız. Ne yapayım? Bir tane çocuk isteyelim ki yani böyle bir tane çocuk olsun da alayım da sevim ölmeden. Evet, evet. Yalnız ablamız şey yani tereddütsüz, ısrarlı. Buraya önden bir arkadaşımız geldi. Özel kalemden. Akşam buluştuk Kadriye Hanım'la, günü konuşuyoruz. Dedi ki, efendim hani Mahruze teyzemiz dedi, kızımıza göz koydu, haberin olsun dedi. Şimdi kız geldi ya. Evet, evet. İlgim çekti, barabar bir şey yapıyorum. Evet. Dedim, sen bekar mısın, evli misin? Bekarım dedi, kaç yaşın? Dedim, benim oğlum da bekar, sen benim gelinimsin dedi. Hayırlara vesile. Oradan sonra gülüştük, bir şey de beraber düşürdük. Güzel de oldu. Aniden geldi ya, bir şey yaptım mecbur. Yani bu işin sonu nikaha kadar gidecek. Allah her şeyin hayırlısı. Abi güler yüzümüz solmasın. Allah'ın hepinize yesin. Herkesi, hepimiz kardeşiz. Bak birbirimizi sevmesek hep burada olmazdık. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. İşte bir pazardan çıktık bundan. Böyle geliyor. Bak sonumuz nereye? İyi olur, iyi olur, iyi olur. İnşallah. İyi olur. Allah buluşturdu bizi. Allah buluştu. Bak sen çıktın geldin, gelirim, hiç hayal mi kurardın ben böyle ki benim evime gelecek. Ama genel başkanımız uzun zamandır sizi ziyaret etmek Allah istiyordu. Bugüne nasip oldu. Allah razı olsun. Hepimiz kardeşiz. Vallahi sen beni büyütmüş gelmişsin. Herkese benim kapım açıyorsun. Estağfurullah. Herkese. Öyle de olmadı. Şurada demiş yabancı, 40 yabancı da gelse benim kapım yine açık. Ben yine aynen geliyorum. Biz de olması lazım. Aynen öyle olması lazım. Öyle yani. Biz artık yabancı değil, birinci sıra yakınınız yani. Öyle tabii. Ha bir de bizim şeyin sohbetimizde o kadar güzellik var ki. Oy da istemiyoruz yani. Oy da istemiyoruz. Dua istiyoruz sizden. Dua mı alıyorsun daha ne? Allah razı olsun. Ben o... Daha ne için hanım neydi? Mahruze teyzeyi gideceğimiz yere götürelim. Vallahi. İstanbul'un güzelliklerini görsün. Vallahi. Öyle tabii, bir gezdirin bu kadar. Genel başkanımız bugün gerçekten çok yoksulluk çeken insanlar var. Bileyim. Onların olduğu mahalleye gidecek buradan. Onları dinleyecek, ihtiyaçlarını dinleyecek. İnşallah biz de çözüm olabildiğimiz ölçüde olacağız. Şu çok yoksullarımız var. Bak çok bir de şunu sadeyim ya, kurban olayım. Yalan mı? Senin köyün ne? Sen ne yaptın köyünde? Sen ne ettin? Geliştirdin mi köyleri?
Benim köyde, yani köyde doğdum. He. Ama benim eniştem de sizin orada, senin köyde. Güzel. Bütün hayatım şehirde geçti. Gördüm. Şehirde. Köyde doğdum ama bütün hayatım şehirde geçti. Babam memurdu. İşte o nereye gidiyorsa biz de oralara gittik. Sen... 7 kardeşiz. He. 2 kız, 5 erkek. Dolayısıyla işlerinden üniversiteye giden de sadece benim. Diğerleri üniversiteyi okuyamadılar. İmkan yoktu. Böyle o zaman yoktu ki. O zaman böyle okuyanların üstüne duran yoktu evvelden. Ben o kızlar da çok iyi güzel okuydular ile o zaman böyle üstüne duran yoktu ki. Şimdi herkes okuyun 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 yani. O zaman kim biliydi ki öyle okusun okumasın. İşte öyle gidiydi. Öyle. Güzel olacak. Köyde çalışıyorlardı ağırlıkta. Köy. Davara gidiyorlardı. Davara yıkıyorlardı. Davara yıkıyorlardı. Aracılık yapıyorlardı. Anam okutmamış. Ben anam okuttum. Anam beni okutmamış. işte davara gideceğim diye, mala gideceğim diye. Bir giyim lastiğim vardı. Onu da ablam sakladı. Bir hafta okula gitmedim. Öğretmen de almadı. Lastik daha yok ki. Giyineyim de gideyim. Evet. O zaman köyler de öyleydi. Bir de okusan düşünemiyorum seni. Okusan setensi. Bizim meslek elden giderdi. Mesleği zannedim işte. Okusam alırdım mesleği elinden. Benim anam da öyle diyor. Ben okusam diyor. Hepinizden başarılı olurdu. Vallahi anan sana bol bol dua etsin. Ediyor. Ediyor. Çünkü seni de neden seveyim? Bir tane bir evin bir oğlusun, bir benim de bir oğlum. Gözümün bebeği bir, o da şimdi senin her zaman... akıl sende olur yani. Yani kızları gözden çıkardı. Yok kızları gözünden çıkardı. Onların sevgisi de ayrı ha, abi. Güzel, ha, güzel. Şimdi oğlan neyse evet. Ben bilmeyeyim yani bu hep yanımda ya. Bu evet. Gelmese uykum gelmiyor. Neyse evlenince göreceksin yanında olmayacak. Başka bir gitsin. Şimdi Ece benim yanımda. Bundan sonra da gitsin mutlu olsun. Evet mutlu olsun. Allah'a şükür. Evet, gözüm göreyim kebreye vereyim. İlle oğlum da aynı melek gibi. Yüzü nasilse içi değil. Öyle öyle. Öyle kalbi yani. Güzel. Öyle yani. Ne yapıyorsun? Kötü huyum uyu yok. Gıdayken? Şeyde ceviz ağacı. Kadıköy'de. Kadıköy'de. Senin mi yoksa? Yok ben orada. Orada yöneticilik yapıyorum. Yöneticilik. O da bunların köylüsü. Kaç kişi patronu. Çalışıyorsunuz? 160 kişi çalışıyoruz. 160 kişi köylüsü patronu. Evet. Şimdi nasıl vaziyet? He Trabzon'un yani şey. Yani biraz sıkıntıya gireceğiz işte, yine. Ceviz ağacında. Hani söyle. İnşallah Kadıköy'de. Evet. Kadıköy'de nerede? Koşu yolunda. Koşu yolunda. Canan Hanım da geliyor, biz ziyaret ediyoruz sağ olsun. Orada tanışıyoruz biz. Sohbet ediyoruz. Güzel evet. İnşallah bir gün yine bekleriz. Yemek ısmarlarsanız geliriz. Tabii tatlımız olarak çok meşhur. Ne meşhur orası ha. Başarılar inşallah zor günler geçer de. Şimdi keki var yollamış buraya. Keki meki var meşhur şeyleri var. Zor dönem Allah yardımcımız olsun. Amin amin amin. Hastalık gitsin diyelim sıfırın başına. Başkanım gel sıfıranın başına. Buyurun bir çayımı içeyim. Bir çayını. Hayır yiyeceksin. Yiyeceksin oradan ben tamam, bir sürü hallederim. Zahmet etmiş. Tamam. Ya, yok yok öyle idare ederiz. Sıkıntı yok. Yok yeriz o zaman merak etme. Biz yiyeceğiz yani merak etme. Allah razı olsun. Sen de Allah razı olsun. Beni büyütmüş gelmişsin ya. Bu ne? Bu çiğ köfte değil herhalde. Her şey yok. Kırmızı mercimek. Onu mercimekli. Mercimekli. Güzel oradan bu, da. Bu da şeyin ceviz ağacının. Bu da ceviz ağacının. Bundan bir tane alayım. Bu neyse. Bak bu börek de şeyin. Ceviz ağacının.